9. ayın 11'i 2019'dan beri işsizim. Şöyle üniversite mezunları dahil iş bulamıyor artık. İnternetten başvurdum, tanıdıklar aracılığıyla başvurdum. Ben çalışıyorum, idare etmeye çalışıyoruz artık. Geçinmek derse buna geçiniyoruz. Yani pek geçinemiyorum, söyleyebilir. İmkansız geçinemiyorum ve 4 aydır çok mağdurum. Şimdi herkes her işi beğenmiyor. Herkes kolay paranın peşine koşmuş. Ülkeyi çökerttiler. Çok vahim bir durum. Yakında insanlar birbirlerine düşman olacaklar bu gidişle. Birbirlerine kin güdebilirler. Zar zor geçiniyoruz işte yani. Siz çalışıyor musunuz? Vallahi çalışmıyorum. 9. ayın 11'i 2019'dan beri işsizim. Şimdi iş başvurusuna geldim. Tekrar Arnavutköy'e gideceğim. Peki bu süreç içerisinde kaç kere iş başvurusunda bulundunuz? Bana nereden bahsedeyim? Bir 15 kere başvurdum yani. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi nasıl değerlendirir? Kötü değerlendirir. 3 çocuğum var. Çok zor durumdayım. Borçlarımı bile ödeyemiyorum yani. Yani sıkıntılarım var, taksitlerim var. Abim de olmasa yani yandım. Bence şöyle, üniversite mezunları dahil iş bulamıyor artık. Yani mezunlar bile iş bulamıyor. Enteresan bir döngünün içindeyiz bence. Siz çalışıyor musunuz? Ben çalışıyorum. Geçinebiliyor musunuz? Yani şöyle, bana yetiyor. Ama ev geçindirsem sıkıntıya düşerdim. İşsizim. Ne zamandır işsizsiniz? 6 aydır işsizim hemen. Ocak ayından beri. Bu süreç içerisinde ne kadar iş başvurusunda bulundunuz? Valla İBB'ye başvuruyoruz. Hatta telefonda size de gösterebilirim. Bakın. Mesajlar geliyor işte. Onunla gideceğiz iş görüşmesine ama. Kısmet. Onun da şartları ağır galiba. Bakacağız. Allah büyük diyoruz. Buyurun. İş başvuruları. Peki bu süreç içerisinde nasıl geçiminizi sağladınız? Devletten herhangi bir hiçbir yardım almadım. Herkese 1000 TL vermişler ama bize para da vermediler. Siz çalışıyor musunuz? Yok, biz öğrenciyiz. Peki okul bittikten sonra iş bulabileceğinize inanıyor musunuz? Evet. Rezalet. Daha ne diyeyim? Siz çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum ben. Peki geçinebiliyor musunuz? Zar zor geçiniyoruz işte yani. Ya ben o konuyla ilgili pek fazla bir şey bilmiyorum ama ben de işsiz kaldım pandemi döneminde. Allah'tan ailemin yardımıyla ben şu anda bir zorluk çekmiyorum ama yani ihtiyacı olan insanlar için bu durum çok kötü. Çıkartmıyorlar ama 1,5 milyar maaşı şey yapıyorlar, işte ücretsiz izin veriyorlar. 1,5 milyar kime yeter yani? Ben 1,5 milyar ayıptır söylemesi bir gecede yiyorum. Peki geçinebiliyor musunuz? Ya ben Allah'a şükür geçiniyorum. Benim ailemin durumum iyi olduğu zaman geçiniyorum Allah'a şükür. Yani çok normal, kimle konuştum herkes aynısını söylüyor. İş bulamadığından bahsediyor. İşsizlikten kastım bir de sadece iş var ama yani asgari ücretle çalışmak istemiyor üniversite okuyan insanlar, arkadaşlarım haliyle. O yüzden de yeterli bir iş bulamıyor kimse yani. Siz çalışıyor musunuz? Yok, ben öğrenciyim. Çalışıyordum, bıraktım. Öğrenciliğe devam ediyorum şu an sadece. Peki mezun olduktan sonra iş bulabileceğinize inanıyor musunuz? Çok inanmıyorum açıkçası şu an ama yani bilmiyorum, inşallah düzelir birazcık. Biraz daha şu koronadan sonra biraz daha toparlar umarım her şey. Ben aylardır iş arıyorum ama bulamıyorum. Kaç aydır işsizsiniz? Yani 5-6 aydan fazladır. Kaç kere iş başvurusunda bulundunuz bu süreç içerisinde? Yani çok internetten başvurdum, tanıdıklar aracılığıyla başvurdum. Yani ama yok, iş buraya hiç gitmedim zaten, gidenler malum. Peki geçinebiliyor musunuz? Çok zor, krediyle. Kredi çekiyoruz sürekli. Çalışıyorum. Peki geçinebiliyor musunuz? Vallahi eşim çalışmıyor. Ben çalışıyorum. İdare etmeye çalışıyoruz artık. Geçinmek derse buna geçiniyoruz. Yani 3 kişiyiz ama 3 kişi çalışıyor. Yani. Ya da ben artık şu aralar çalışmıyorum ama 3 kişi çalışıyoruz. Sağ olsun. Evde yettiremiyoruz. Yani Cumhurbaşkanımıza gelsin. Söyleyeyim. Cumhurbaşkanımıza bu parayı vereyim. O geçinebiliyorsa eyvallah diyeceğim. Geçiniyoruz demek ki. Şunu söylemek istiyorum. İşsizlik niye daha fazla diyorum biliyor musunuz? Benim yeğenim yeni evlendi. 1 sene oluyor. Çocuğu oldu. Damadımız nişanlandığından beri işsiz çocuk. Halim iş bulacak. Yani başvurmadığı yer kalmadı. Ya çok uzakta asgari ücret, gidiş geliş parası, yemek parası, zaten eline çocuğun bir şey kalmıyor. Yani 1 aylık bile değil bebeği. Şu anda onun bunun eline bakıyor çocukcağız. Yani. Çok vahim bir durum. Yakında insanlar birbirlerine düşman olacaklar bu gidişle. Birbirlerine kin güdebilirler yani. Bu basit alacak verecek meseleleri veya başkalarının iyi piştiğine özenmek, onlara gibi davranamamak, kıskançlık vesaire, bunlar yani artabilir. Bu olumsuz duygular insanlarda
bayağı yer edebilecek durumda. Siz çalışıyor musunuz? Ben emekliyim. Peki geçinebiliyor musunuz? Mümkün değil. Mümkün değil çünkü emekliliğine geçen para, yıllar evvel yapılan düzenlemelerle katsayı artışlara engellendi. Bir kanun çıkartıldı. O katsayı artışlara engellendiği için bir türlü istenilen seviyeye ulaşamıyor emekliler. Ancak hükümetin vereceği sadakalarla geçiniyoruz yani. Ülkeyi çökerttiler. İşsizlikte herkes yoksulluğa düştü. Yani bir an evvel bu ikizlerden kurtarmanın peşindeyiz. Başka bir amacımız yok. Geçinebiliyor musunuz? Nereden geçeceğim? Emekliyim ya. Aldığım 2000 lira para. 2000 lirayla bu devirde geçirme. Asgari ücret 2300 lira. Ben onu bile alamıyorum. Aynen şu an düzenimiz, her şeyimiz bozuldu yani. Artık nereye kadar bilmiyorum. İşsizlikte koronadan dolayı çok etkilendik. İnşallah bir çözüm yolu bulunur yani. Siz çalışıyor musunuz? Ajansta çalışıyorum. Geçinebiliyor musunuz? İmkansız geçinemiyorum. Ve 4 aydır çok mağdurum. Gerçekten artık bir şeylerin yapma zamanı geldi ama ne zamana kadar? Nasıl söyleyeyim ki yani etrafımdaki insanların %80'i işsiz. Siz çalışıyor musunuz? Ben de çalışmıyorum. Kaç aydır çalışmıyorsunuz? Yaklaşık 2 yıldır çalışamıyorum. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl? Etrafımdaki ve kartlarımla geçiniyorum. Çocuklarım bir kısmı çalışıyor. O şekilde geçiniyorum. İstedik bir de şöyle bir şey var. Şimdi herkes her işi beğenmiyor. Herkes kolay paranın peşine koşmuş. O yüzden bence bunun %50'si devlete bağlı, %50'si de bize bağlı. Hani bizim bir tarafımız çalışmayı sevmiyor. Siz çalışıyor musunuz? Efendim? Siz çalışıyor musunuz? Evet. Peki geçinebiliyor musunuz? Evet. İşsizliğe çare bulmaları lazım. Siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Geçinebiliyor musunuz? Yani pek geçinemiyorum sayılabilir. Hani biraz daha yüksek yapsalar zamları. Hani biraz daha askerinin 203 müydü? 2003. Hani biraz daha 3 yani 3,5 olması gerekiyor. Biraz daha yüksek olsa daha iyi olabilir.